Sizlerle beraberiz. Türk Karadeniz'in gururu, yıldızımız. Yıldız Aras kardeşimle beraberim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Can. Tabii beni hep atlattı. Bak söyleyeyim valla yüzü burada. Mahcubum. Hep dedi ki hocam bugün dedi. Tabii işin esprisi çok yoğun. Kolay değil. Bir kariyer var. 3 tane, 5 tane dünya. 12 Avrupa. 3 Akdeniz. Sayılamayacak kadar 3 dünyada bronzlarımız var. 2 gümüş, 9 bronzumuz Avrupa'da var. Akdeniz var, Balkanlar var, var. Allah nazardan korusun. Ben biliyorsun bütün hemen hemen sporları inceliyorum. Sadece Türk karatesini değil, Türk sporunun gelmiş geçmiş en başarılı bir kardeşimle karşı karşıyayız. Ekran da değişti, dikkat ediyor musun? Böyle parladı. Kardeşim. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Yıldız Aras'ı herkes tanıyor. Ben de tanıyorum ama bir de tanısınlar seni. Sen birinci ağızdan Yıldız Aras kimdir, ne zaman dünyaya geldi, neler yaptı. Güzelce şöyle sohbet kıvamında güzel bir şey yapalım inşallah. Tamam, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Davet ettiğiniz için size karşı mahcup olmuş sorumlular. Gerçekten öyle. Dediğiniz gibi çok şükür sporculuk hayatım çok iyi geçti. 9 yaşında bu spora başladım. Yüksel Baltay ile birlikte başladım. 9 yaşındayken bundan yani şu an 42 yaşındayım. Hani biraz oradan bakmak kimse lazım. Kimse duymasın. Bayanların hiç savunmaz derler ama evet. Yani açığım o konuda. 9 yaşında başladım karateye. İlk orta, lise, üniversite falan spora devam ettim. 6 kardeşiz. 5 kız, 1 erkek. En ufak erkek. Öldüm. Onunla beraber başladım karateye. Erkek kardeşimle beraber. Daha sonra o tabii işte farklı branşlara yöneldi. Çok ısınamadım diyeyim artık. O bıraktı ama ben devam ettim. Ailemin desteği her zaman vardı. Bütün okul hayatım boyunca da devam ettim bu spora. İlk olarak 18 yaşında milli takıma girdim. Milli takıma girdim. İşte başarılar dediğiniz gibi 5 tane Avrupa evet. Şampiyonu var. 2 takım, 2 ferdi. Bunu söyleyeyim bazen soruyorlar 5 mi, 5 tane mi, hepsi ferdi mi diye. Bunu özellikle açıklık getireyim. Hani iki kez ferdi de, iki kez takımda ve bir de dünya oyunlarında şampiyonluğum var. 7 kez büyükler ferdi, 3 kez büyükler takım, 2 kez de gençlerde. Ki şu anki yaş grubuna baktığımızda 21 yaş altında denk geliyor. 21 yaş altında Avrupa şampiyonluğum var. Ve 3 tane Akdeniz oyunları. Akdeniz oyunları 4 yılda bir yapılan, gerçekten şu an olimpiyatlara girmiş bir karatenin yanında. Bizim daha önce bizim küçük olimpiyatımız diyebiliriz. Evet, evet. 4 yılda bir yapılan, işte devletin tam destek verdiği bir turnuva. Onda da 3 tane şampiyonluğum var. Marmara Üniversitesi eğitim bölümü mezunuyum. Şu anda da öğretmenlik yapıyorum. Bağcılar Bey'de spor kulübünde antrenörlük yapıyorum. Ve bu süreçte işte sizlerin de bildiği gibi bir takımın çeşitli kurumlarında görev aldım. Çok şükür hayatım güzel gidiyor. Evet, maşallah. Tabii şimdi Akdeniz oyunları dediğiniz zaman, Yıldız kardeşim çok mütevazi, Akdeniz oyunları dediğiniz zaman dünyanın babaları orada. Tabii. Değil mi? Yani İspanya'sı Fransa, orada, İspanya. Fransa'sı orada, evet. İtalya'sı evet. Orada. Evet. Yani bir de şu anda mesela son yıllardaki mesela Mısır'ı tabii. Da işin içine katarsanız değil mi? Onlar Mısır'da, var. Mısır'da evet açık skletli mesela Mısır'ın dünya şampiyonu 53 kilo kızıyla mesela maç yapmış. Değil mi? Gerçekten dünya şampiyonu var. Yani 53 kilo. Yani bir de tabii takımlarda evet. Yıldız kardeşimiz bir lokomotif görevi görüyor. Mesela Kuzuşi dediğimiz yakın boğuşmaları, Tayı Sabahkileri, onları çok iyi yapan bir mücadele disiplini vardı. Tabii o zamanki şeyler de çok daha şeydi, farklıydı. Evet. Evet, öğretmenlik nasıl geçiyor? Öğretmen deyince ne diyorlar? Ay Yıldız Hocam mı diyorlar? İlişkiler nasıl öğretmenlerle? Öğretmen arkadaşlarım da çok iyi, öğrencilerimle de güzel. Okulumda da sporumu mümkün olduğu kadar doğru şekilde öğretmeye, yansıtmaya çalışıyorum. Şöyle ama gidip oraya gittiğimde ben dünya şampiyonluğunda dolaşmıyorum tabii, tabii ki. Muhakkak tabii. Bu karate sporuna zaten en başta ki bence başarılı olmuş sporcularda genelde bu var. Devamlı olanlarda mütevazi çünkü onu kaybettiğinde zaten devam gelmiyor diye düşünüyorum. Çocuklarım da iyi. En güzel, eğlenceli geçiyor. Öğretmenlik, bazı öğrencilerim var. Ben bunu kendim söylemiyorum ama onlar medyadan işte İnternetten bakıyorlar, öğreniyorlar, geliyorlar. Hocam şöyle dünya şampiyonuymuşsunuz, böyle dünya şimdi gurur duyuyoruz sizinle. Orada olduğuma inanamıyorlar. Hani bu anlamda güzel bir hayat var ya okulda. Bak senin Florida'dan Tülay seyrediyor. Ha, Tülay Hocam. Evet. Selamlar. Bak, biz de takip ediyoruz Tülay Hocam. İnternetten hala yarışmalara gidiyor. Gerçekten çok güzel başarılar evet. Kazanıyor.
tabii o da, ki o da biliyorsun eşiyle beraber çok güzel bir program yapıyorlar bize. O Gustavo ile beraber, Sensei ile beraber. Evet. Çok mükemmel bir şey yapıyor. O da sağ olsun hem tercüme yapıyor, hem altyazı yapıyor, hem dizayn yapıyor. Bizim için çalışıyor orada. Çok güzel. Buradan selamlar. Selamlar. Sevgili kardeşim. Evet, karate bize ne kazandırdı Yıldız kardeş? Neler kazandık karatede? Karatenin hayatımızda tabii ki çok büyük faydası oldu. Hani ben 6 çocuklu bir ailenin işte 5. kız çocuğuyum. İşte ailemde o anlamda problem yok. Hepsi üniversite okumuş, eğitim almış insanlar. Ailemiz bu anlamda tüm çocuklarına destek oldu. İşte ekmeğinizi alın diye her zaman bize söylediler. Ama tabii ki bizim karate ile birlikte sizinle gittiğimde konuşmuştuk. Hani hiç hayalimizde olmayan şeylere başardık. Değil mi? Tabii ki. Daha 18 yaşındayken işte yurt dışına çıkmaya başladık. Milli takım adına kendi ülkeni yurt dışında temsil ediyorsun, bayrağını temsil ediyorsun. O gurur yaşamak, o bayrağı göndere çektirmek, bunlar manevi olarak gerçekten yani muhteşem duygular. Bunları gerçekten bize karate o anlamda verdi. Tabii maddi olarak da 18 yaşında başarılıysan maddi olarak da artık kendi başına yetebilir durumda oluyorsun. Evet. İşte başarılıysan aslında karate her anlamda başarılı olmak değil aslında. Hani başarılıysan maddi olarak da getirisi oluyor ama karate sporunun baktığımda gerçekten spor yapan insanlar da daha bir hayata daha mücadele edebiliyorlar. Daha saygılı oluyorlar. Büyük küçük kavramını daha iyi biliyorlar diyeyim. Hani saygı anlamında gerçekten tüm gençliğe çok güzel şeyler veriyor. Bana dediğim gibi maddi olarak da getirileri oldu. Manen de çok geliştirdiğini düşünüyorum. Evet. İngiltere'den Ercüment Selamet Hoca da şey yapıyor. İngiltere'de selamlar. Ama da geniş kitlemiz varmış bizim ya. Yıldız Hoca senin varsasını geliyorlar ha bak. Onu evet, hobilerimiz neler? Benim hocam. Ne yaparız? Hobi olarak boş zaman. Boş zaman zaten esasında senin kolay kolay yok ama. Yok. Şöyle söyleyeyim. Kitap okumayı severim. Hani son özellikle sporcuyken hani çok 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 okuyamıyordum. Çünkü hani biraz stres, motivasyon diyeyim ama şu 10-15 yıldır diyeyim gerçekten çok fazla kitap okuyorum. Son okuduğumda 3 tane öyle bir arka arkaya kitaplar falan. Gerçekten hatta hani güzelse böyle aralarda artık kafama takılıyor. Teneffüs olsa da arada baksam diye. Gerçekten o anlamda kitap okumayı severim. Müzik dinlemeyi severim. Spor yapmayı severim. Sporun her türünü severim ben. Hani daha önce de aerobik, step, pilates, böyle müzikli şeylere biraz daha ritimli olan şeylere daha yatkınım diyeyim. Onun haricinde arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Sinemayı çok sevdiğimi söylemeyeceğim. Belki öyle kapalı alan çok fazla değil ama daha böyle hareket edebileceğim, işte ne bileyim, daha hoş vakit geçirebileceğim alanları daha çok seviyorum. Biz biraz uyarı almak istiyoruz değil mi? Böyle bir uyarı gelsin. Evet. O bizi motive ediyor. Bana evet, iyi oluyor. Evet. Tabii sen teknik olarak şeysin yani teknik bir kişinin hem sporculuğun hem antrenörlük dönemlerinde hep teknik konularla yaptığın için mesela senin döneminin karate mücadele disiplini bugün arasında mesela bizde statiktik. Biz beklerdik işte ben çok sabırlıydım mesela DEA'yı değil beklerdim. 3 dakika adam hareket eder bir hareketi yakalardım mesela o benim şeyim özelliğiydi ama şimdi sizden sonra da çok şey değişti. Yani bizden sonra değil mi? Bir değişim var. Bu konuyu nasıl bir incelersin bize? Yavaş yavaş hareketleniyor diyeyim. Dediğiniz gibi sizin bir önceki, bizden önceki zamanlardaki biz o beyaz eliklere ucundan yetiştik diye bizim BHC grubu. Evet. Tabii bizim dönemimizde biraz daha üzerine hareket geldi. Şimdiki karatede de çok daha hareketli. Hani biraz daha sürete, patlayıcıya yönelik. Mesela o zamanlar biraz daha darbeli vardı. Şimdi gittikçe o biraz daha azalıyor. Azalıyor evet. Kurallar dahilinde. Burada da devamlılık var. O zaman da vardı ama bizimkinde biraz daha kuvvet güç ön plandaydı. Şimdi sanki biraz daha sürat, ne diyeyim, hız, onlar biraz daha ön plana geçti gibi. Tutuşlarda dediğiniz gibi belli farklılıklar var. Benim yani bizim zamanımızda biz kuvvet olarak dediğim gibi kuvvet vardı. Direkt indiriyorduk rakibi. Tabii. Tutuş vardı ama şimdiki nesilde tabii ki o anlamda sistemde değişiklikler var. O oluyor, evet. Tabii ki belki ileride daha da olacak. Şu an izin verilene verilmeyecek. Evet. Hani kurallar zaten her zaman değişime açık. Şimdi biraz da bu şey var diyoruz. Biz dikey akrobatik koordinasyon dediğimiz çok fazla hareket var. Hareketle beraber patlayıcı kuvvet ama var. Ama dikey ben çok taraftar değilim. Tabii ben de sevdiğim bu diye ama onu bir şey olarak söylüyorum. Ama şu var hani eğer karşıdaki rakip onu
DAG grup onu zamanımız gerçekten bir DAG'ysa çok daha rahat yakalanır aslında. Yakalıyor tabii tabii tabii. Havada yakalıyor yani. Dikey 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 evet. Ama işte o dikeyde belki şeyleri dediğim gibi hani sürat olduğu için sürekli tekniği çıkarmak zaten. Zaten değdim direkt. Bizde yani vurursun yine puan vermezlerdi. Bizde bazen güçlü değildi. Çekiş yoktu diye. Ama şimdi dokundu mu tık hemen puan çıkıyor. O da biraz dikey dediğiniz gibi sıçramalara, o tırtçelere yöneltiyor belki sporcuları. Evet, ama evet. Ama tekniği sağlam, DHC bir grupta ikisini birleştiririz ya bence. O yatağıyla, o zentelle beraber birleşim bence çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Evet. Onlar başarılı olur ama şey olmaz yani hani süreklilik devamlı olmaz gibi geliyor bana. Veya işte daha kısıtlı gibi geliyor. Evet. Ama tabii rakiplere bağlı bu. Evet. Hani karşıdakini kahraman yapın aslında sensin. Değil mi? Bu mantıkla. Ha, güzel bir cümle. Evet, evet, evet doğru söylüyorsun. Şimdi bu tabii şimdi bir de senin karate hayatına baktığımız zaman sende bir başarılı bir devamlık var. Evet, çok o çok güzel. Önemli. Mesela onu neye borçlusun? Bu da bir, çok önemli bir formül. Biraz gizli bir sır ama. Bu sır mı bilmiyorum. Hani bir hikaye vardır ya böyle. Bir kırk ayak varmış, çok güzel dans ediyormuş, oynuyormuş. İşte birisi başka bir kırk ayak gidip ona demiş ki işte nasıl yapıyorsun bunu, bana anlatsana diye. O da işte 38. ayak sağ 34 falan derken artık kendi bu işi yapamamaya başlamış. Hani ben de sadece hani her zaman yapabildiğim en iyisini yapmaya çalıştım. Hep şunu söyledim ki hani bir kere yapmak, bunu yapmak kolay ama hadi bir kere daha yap da göreyim. Hani bir kere daha yap da göreyim. İki, hani şunlara inanıyorum çok çalıştım. Bu bir gerçek. Hani gerçekten öyle. Sabah kalkıp kendi işte antrenörün doğrultusunda tabii ki koşularını işte her gün işte akşam herkesin yattığı veya insanların gezdiği hafta sonlarında saatlerde biz antrenmanlar yaptığımız biliriz. Hafta sonları sabah girip salondan akşam geç saatleri oranın temizliğini de yapıyorduk ama onun içinde büyüyorduk. Evet. O şekilde ama kafa da hep orada oluyordu. Küçüklüğümde aldım diye düşünüyorum. Yüksel Hoca'nın hep şöyle bir şey vardı. Şınav çekerdik, yumruk atardık. Şınavda bile bir saat bizi bekletir. Şampiyon olacak mısın? Oğuz, şampiyon olacağım Oğuz. Ne ekliyorsun arkasından yine şampiyon olacağım Oğuz. Hep kafada verilmiş bir şey vardı. Ama bundan şey diyebilirim. Hani çalışmak en başta. Hani çalışacaksın. Çok iyi motive olacaksın. Bir de bazı şuna da inanırım. Nasip kısmet diye. Evet. Bazı şeyleri dualarla değiştirebileceğimizi de düşünüyorum. Ben dediğim gibi hani aslında bu şeyde de var. Daha sonraki spor hayatımızda spor psikolojisi işte uzmanları geldiğinde hep hayatınızda işte her gününüzü 10 dakikanızı buna ayırın. Maçlara ayırın. Şöyle evet. Düşünün. Ben baktığımda hani bu dualarla aslında hep onu yapmışım. Değil mi? Hani, duaşım evet, olarak evet, olmuş. Onu yapmışım aslında. Hani ben hep manen kendimi rahat edeyim. İşte dediğim gibi doğal zamanları var, onları yakalayayım. O taraftan bakarken aslında bilimsel olarak da bir şeyler yapmış oluyorsun. Evet. Onu hep aklında tutup oraya motive oluyorsun, ona odaklanıyorsun. Bu odaklanma olunca da aslında çok çalışıp odaklanmayı da yaptığında hak ettiğini düşünüyorsun. Hak ettiğini düşündüğün zaman da o tatiminde çok daha fazla mücadele verebiliyorsun. Evet. Yani hak ettiğini düşünmek gerçekten bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Bu hak etmek de şu değil aslında. Şimdiki çocuklarla falan konuştuğumda sporcularla bu çok oluyor. Hani 2 aydır çalışıyorum, işte şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte 2 aydan bahsediyor. Hani bütün sene 2 ay yapmak veya haftada 2 gün, 3 gün yapıyorum şöyle. Hani bunlar gerçekten bunu yapıp da insan çok fazla hak ettiğini düşünmesi çok şey gibi geliyor. Evet, hani istiyorsak çok daha fazlasını vermeliyiz diye düşünüyorum. Ben de bunu hayatım boyunca verdim. Ve mümkün olduğu kadar dedim, şımarmamaya çalıştım. Bunun işte nasip kısmet olduğunu ama çalıştığım için olduğunu. Evet. Tabii büyüklerimiz de vardı. İşte Haldun Olagaçlar, Nurhan Fıratlar, Leyla Gedikler. Evet. Onlarla aynı takımda olmak sürekli bir motivasyondu zaten. Çünkü hep başarılı insanlar var önünde. Onlar gibi olmaya çalışıyorsun. Onlarla antrenman yapıyorsun zaten. Onlara olman da, yani olmaya çalışman da çok normal. Sana sürekli bir şeyler katıyorlar. Bu sürecin hepsinin birlikte bunu getirdiğini düşünüyorum. Hani iyi antrenör, iyi antrenman, iyi bir motivasyon. Ve sonunda da dediğim gibi şımarmadan yola devam etmek. Oldum demeden, yaptım demeden devam etmek diye düşünüyorum. Çünkü o kürsüye çıktığımda bile bir sonraki için dua ederdim ben.
Hani zaten oldum demek, hayatın bitmesi yani, evet, değil mi? Oldum, evet, bitti, hayat bitti yani. Evet, kesinlikle. Devam anlamda edebilmesi için yeni bir şeyler öğrenip tekrar yola devam etmek lazım, evet, yani. Yok hani şampiyon oldum ben, şöyle şampiyonum. Hani bu çünkü bir sonraki sene ben anlatırım bunu diğer konuştuğum işte konuşmalarda, röportajlarda diyeyim. Hani 2000 yılında hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldum. Hani bir hava düşünsenize, o sene hem Avrupa hem dünya şampiyonusun. 2001 yılında Avrupa'da yenildim. hani yani şampiyondun. Hani baktığında bunlar dediğim gibi o çalışmayı, motivasyonu hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Ama gerçekten çalışmak. Evet. Moda ve yıldız. Moda ve yıldız. Moda ve yıldız. Rahatlıktan yanayım. Yani çok böyle modayı takip ediyorum. Diğer yakışanı tercih etmeye çalışıyorum. Hani daha sportif giyiniyorum. Ama tabii ki özel günlerde tabii ki biz de böyle elbiseli, işte etekli. Cici bici diyelim, evet, değil mi? Cici bici. Onlara ne kadar yakışıyor tabii ki o tartışmaları değişebilir. Ama dediğim gibi yakışanı ve rahatı tercih ederim. Evet. İlk Avrupa şampiyonu ne zaman hatırlıyor musun? İlk şöyle bizim zamanımızda gençlerde genç bayanlar yoktu kumite dalında. Kata'da giriliyordu ama o genç dediğimde 18-21 yaş altı, şimdiki U21'e denk geliyor. O zamanlar yoktu bayanlarda. O yüzden ben ilk olarak büyüklerde başladım. Büyüklerde yarıştım ve ilk 96'da Avrupa üçüncüsü oldum büyüklerde. Ama şampiyonluk 96 yılında gençlerde ilk olarak Avrupa şampiyonu, 97 de olabilir, 97'de Avrupa şampiyonu gençlerde geldi. Ama aynı zamanda büyüklerde yaşıyordum. İlk ne zamanki 18-21 yaş, o zamanki gençler, bayanlar kumite başlayınca ilk girdiğim maça Avrupa şampiyonu oldum. Ne hissettin? Yani şu var, bir şeyi çok fazla bir şey hissedemedim. Çünkü hani Ersin hocam şöyle dedi bana. İyi ki de demiş. Yani başımın tacı, hiç o konuda şeyim yok, hani böyle şikayet gibi değil, tam tersi beni her zaman motive eden bir şey. Şöyle yaptı, şımarma şımarma, büyüklerde ol da göreyim. Yani gençlerde olmanın, evet tamam güzel ama bunun asıl yerinin büyükler olduğunu bana hatırlattı ve hani hiç öyle bir şımarma veya çok büyük mutluluk yaşamadan bir sonrakine geçtim diyebilirim yani. Ama ilk şampiyonum gençlerdeydi. Evet. Büyüklerde de 2000 yılındaydı. Orada da çok sevinmedim. Bu sefer de artık öyle bir motivasyon aldım belki kendimden. Orada öyle deyince bak devam ediyor başarılar diye. 2000 yılında da ilk İstanbul'daydı büyüklerde. Avrupa şampiyonu olmuştum. Orada da şunu söyledim. Kendi ülkendeydi. Avantajım vardı. Bunu kullandım. Dışarıda ol da göreyim. Hani bunu da ben kendime söyledim. Bunlar birer motivasyon aracı, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bir motivasyon aracı. Zaten şu var hani bazen anlatıyorum böyle dua ediyorum, şampiyon oluyorum. Hani neden etmeyeyim? Veya ne bileyim bir, bu uğur gibi düşünün. Veya ne bileyim bir elbisem var. Herkes o elbiseye daha rahat olduğunu düşünün. Onu giydiği zaman şampiyon. Aslında elbiseden mi? Değil. Değil hani baktım ben bunu dua için şey yapmam. O dua çok kesinlikle şeyi var. Hani veya işte bu sporcularda vardır. Benim de en büyük motivasyonlarımdan biri o değil. Ama çalıştığım sürece. Çalışmadığımda o dediğim gibi tabii, onu da yapamıyorum yani. Diyorlar ya işte bir nasıl başarılı oldun? Çalıştım. Evet, kesinlikle. Bütün bu yani, bu çalışmak. Bunlar da başka bir şey yok. Bugün işte sen de eğiticisin, biliyorsun işte ne diyor? 10.000 kez diyor, 10.000 saat diyor, 10.000 tekrar diyor. Evet. Beyin diyor ya, çok güzel şey bir cümle vardır, ben kullanırım. İyi bir karatekanın yapacağı tekniği düşünmeye ihtiyacı yoktur diyor. Hep şimdiki nesilde mesela şu var, dediğiniz gibi. Çok teknik, az tekrar. Evet. O yüzden de biraz teknikler belki dağınık oluyor. Dağınık oluyor. Evet, evet, gerçekten öyle. Tam böyle oturmuyor bizim şey dediğiniz gibi. Evet. Zamanımızdaki tam böyle tak diye oturan bir şey çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. Yani tak 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 dediğiniz evet, daha evet, böyle sağlamasyon. Ama hani ben de çok tekrar taraftarı oldukça dediğiniz gibi artık kendisi çıkıyor. Kendi evet, yapıyor yani evet, tekniği. Evet. Zamanı geldiğinde bile kendi yapıyor. Bravo, zamanı geldiğinde. Evet. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Bazı insan yenilemez değil mi? Ya ben bunu nasıl çıkarayım evet, dedim. Vallahi hiç evet. Değil mi? O evet, otomatikman. Kesinlikle. Mesela benim Giacom da öyleydi. G102'yi vururken hani böyle bir planlama bir şey yapmazdım. Aşivara'yı da öyle yapmazdım. Hani o geldi an kendi giderdi. Vücut kendi giderdi. Ama dediğiniz gibi bu tekrar bir çalışmayla alakalı bir evet, evet. Olimpiyat yolunda milli takım. Harika. Değil mi? Maşallah. Evet, süper. Yani ne yapacağız diyorsun? 8'de 6 yapar mıyız? Ya 8'de 8 yaparız. Gerçekten öyle.
Hani ilk başta dediğiniz gibi hani 4 olsa 6 olsa çok iyi falan diyorduk. Ama gerçekten şu anda baktığımızda bir takım harika, antrenörler çok iyi, yönetim çok iyi, tam destek olunmuş, sporcular çok iyi. Ama bu bir süreç gerçekten. Tabii. Baktığımızda hani bu kısa vadede sadece maçtan önce yapılan, ki ben de bir süre içerisinde oldum. Maç, gerçekten yaşanılan şeyler kolay değil. Hem motivasyon da oluyor aslında o kampta olmak. Hep bahsettiğimiz şey var ya, kampta evet. olmak zaten sürekli kafanın orada olması demek. Evet. Tam bir motivasyon söz konusu. Antrenmanlar gerçekten çok iyi. Kişiye göre özel antrenmanlar da oluyor. Takım çok iyi gidiyor. Hani ilk 16'da olan, 8'de olan, şimdi baktığımızda Meltem Hocaoğlu, işte Merve Çoban. Erman son maçta mükemmel bir çok evet. güzel bir çıkış yakaladı. Hani Serap zaten maşallah, yani maşallah. Hani şu an Uğur desek öyle. Evet, Uğur Ali Sofoğlu. Aynı şekilde Dilara. Evet. Hani baktığımızda gerçekten takıma şimdi ismini söylemediklerimiz olabilir. Eray var. O yaşta gerçekten yani hiç mi maçlarında boş dönmüyor. Boş dönmüyor. Baktığımızda evet. gerçekten Burak bir sakatlık yaşamış, çok üzüldük Burak'la Alparslan. Evet, orada geçmiş olsun diyelim, evet, Burak. Elmacık kemiği kırıldı onun maçta. Hı-hı. Onun için bronza çıkamadı. Şimdi gerçekten takım müthiş, çok iyi gidiyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. İnşallah orada ülkemizi, karate milli takımımız tam takım olarak temsil eder ve bu gerçekten olabilecek bir şey. Olan bir şey diyeyim. Yani. Evet. Olma yolunda gerçekten evet. öyle. Evet. Hani hiç 8'de 8 olur yani. İnşallah. İnşallah. Yani olmazsa aksilik oldu diyebiliriz. Evet, anlık bir şey diyebiliriz yani. Gerçekten. Ben ona bazen iş kazası diyorum. İş kazası. Evet. İnşallah iş kazaları da tam olması yani. Şimdi olsun, o son şeylerde olmasın evet. diyeyim. Yani inşallah öncesinde olmuştur, şimdi olmamıştır diyeyim. İnşallah. Yurt dışında çeşitli ülkelere gittik, değil mi? En çok hoşuna giden ülkeler veya tabii insan ülkesini seviyor. Yani bizim öncelikle tabii onu bir kenara koyalım da mesela değişik gelen yerler oldu mu sana? Bir yer gittim, şimdi halkı şöyleydi falan. Hoş, fazla da gezemiyoruz gittim. Evet. Değil mi? Bir de evet. Olan... Ne şey, ben de o vardı yani, ben şimdi buraya çıkıp şöyle gezdim, böyle gezdim diye anlatırsam arkadaşlarım bana güler veya bunun da etkisi var. Hani ben çok iyiydim, kendime çok güvenim vardı, zaten giderken biliyordum işte desem arkadaşlarım güler bana. İnanmazlar yani, derler Yıldız orada böyle hani sürekli dualardaydın, işte stresliydin, ne oldu birden bak şimdi böyle konuşuyorsun derler. Gezmelerde de aynı, ben biraz daha motivasyon ağırlık verirdim. Hani çok az dediniz gibi, az sınırlı olurdu vaktimiz kesme anlamında. Onları çok tercih etmezdim. Biraz daha bir de hem kilo, hem açık, hem takım yarışınca evet. çok daha fazla sorumluluk hissedip biraz daha motivasyon ayırdım kendime. Ama tabii ki bir yere 3-5 kere gidince, Paris'e gittim, Eyfel'i görmedim diyemem, Şanzelize'ye gitmedim diyemem. Evet. Yani tabii ki güzel yerler var. Ama hani baktığımda şu anki, o zaman belki de çok daha güzel geliyordu. Çünkü bizim bahsettiğimiz işte kaçtan, 90'lardan bahsediyoruz, 95'lerden. O zamandan sonra ülkemiz çok gelişti. Evet. Gerçekten çok gelişti. Şu an baktığımızda çok büyük farklar yok. Mimari anlamında, işte hani güzellik anlamında gerçekten. Veya işte kılık, kıyafetmiş falan. Hani bu anlamda biz yani birebiriz diyebiliriz. Çok evet. büyük farklar yok. Ama hani temizlik anlamında hala farklarımız var. O gerçekten düzelmesine rağmen biraz var. Davranış anlamında işte biraz kültürel anlamlar evet, değil mi? Evet, davranışlar biraz daha diyeyim, toplumsal davranıyorlar diyeyim. Karşı biraz daha saygılı diyebilirim yani. Evet. Trafikte olsun, normal hayatta olsun. Görsel olarak da hani Güney Afrika'yı çok beğendim mesela, San City'yi. Evet, hani orada bir de çölün ortasında bir şehir yapmışlardı. Bilmiyorum oraya gelmiş miydiniz? Çok güzeldi. Hani çölün ortasına Las Vegas gibi bir yer yapmışlar. Hani mağaralar, onun içine giriyorsun, oteller var. İşte çölün ortasında deniz yapma deniz yapmışlar. Depremle birlikte sallanan. Evet, işte hani orası gerçekten tam böyle tatil olarak inşa edilmiş bir yerdi. Orası çok hoşuma gitmişti. İşte Kuzey Avrupa ülkelerinin şey dağlık alanları, işte yeşil doğası çok güzel. İşte hani böyle diyebilirim ama yine de hani ülken diyorum yani. Evet, evet. Şimdi bizim de baktığımızda gerçekten bir doğa harikası bir ülkeye sahibiz.
Ama kıymetini bilemiyoruz bazen. Evet, bazen çok bilemiyoruz. Evet, bilemiyoruz. İnşallah bileceğiz. İnşallah. Bağcılar evet. Belediyesi'ne antrenörlük yapıyoruz yine. Evet. Size destek oluyorlar. Kesinlikle. Onunla ilgili kısa bir bilgi verebilir misin? Söyleyeyim. Evet. Sporu ilk bıraktığımda Lokman Çağrıcı karate branşını açmaya karar verdiğinde belediye başkanımız direkt hemen benim adımı vermiş zaten. Hani ben daha böyle bir hani ne yapsam diye düşünürken diyeyim yani. Karate açacağız sana tamam o zaman direkt yıldızcığımı getiririm diye. Gelsin diye yani. O zamandan beri Bağcı Belediyesi'nin antrenörlük yapıyorum. 5 senemiz falan oldu. Ama tabii hem milli takım işte hem kulüp hem okul tabii yoğunluk var o anlamda ama sağ olsun başkanımız çok destek oluyor. İlk başta biraz tektim, biraz zor oldu o anlamda ama şu an işte benim de sporcularımdan Balkan şampiyonu olan, Türkiye şampiyonu olan sporcularım var. İnşallah bunlar da belediyemizde çok güzel destek veriyor hem malzeme olarak. Zaten karate kurslarımız ücretsiz. Evet. Salonumuzda gördünüz zaten. Ücretsiz kurslar var. Maçlara, maç anlamında, masraflar anlamında çok destek oluyorlar. Çocuklara bu her anlamda var aslında. Yani belediye olarak çok büyük gençlere yatırım var. Bu spor bunlardan biri. Kütüphaneler, bilgi evleri. Gerçekten. Bravo, evet. Hem de bunların hepsi ücretsiz kurslar. Yani bilgi evleri de ücretsiz. Çocuklar kurs sonrasında gidip kurslara katılabiliyor. Aynı şekilde burada karate, taekwondo, işte bayanlara ayrı pilates, işte fitness, erkekler için yüzme. Hani bu anlamda tam olarak hani belediye olarak görevini yapıyor. Tüm halka destek veriyor. Bizim sporcularımıza da veriyor. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz inşallah. Hem derece olarak hem de hani örnek insanlar olarak. Evet. Bağcılar Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Çok sağ olsun. Yıldız Hocamıza sahip çıktığı için yine buradaki gençler diyoruz ki gelin Yıldız Hocam dünyada böyle kolay kolay göremeyeceğiniz bir değer size. Burada antrenörlük hocalık yapacak. Onun tecrübesinden faydalanacaksınız. Konuşmalarından faydalanacaksınız. Olaylar tabii sadece böyle Kiyon Kata Kumite olarak değerlendirmek de şey değil. Ben bir sizin gibi değerler için söylüyorum. Mesela ben bir yere gittiğim zaman size felsefe anlatıyorum. Sosyoloji anlatıyorum. İşte dünya tarihini anlatıyorum. Karate anlatıyorum. Coğrafya anlatıyorum. Ve insanları böyle biraz ufkunu açmak için bir mücadele veriyor. Yani bir sonra sadece insana şey zannediyor. İşte iki tekme bir yumruk attı. Yok öyle bir şey yok yani. Hani ben o kadar dediğiniz gibi bu konularda çok bilgili olmadığı için o kadar hafa değil ama dediğiniz gibi çocuklara davranış anlamında, dünyaya tabii, kendi değer, bakış bir şey. Tabii, anlamında tabii, tabii. İşte açık olmaları anlamında mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi işte bir yere oturup kalkmaları bu bile çok önemli. Saygıdan bahsediyoruz, dürüstlükten bahsediyoruz. İşte hani bu anlamda da mümkün olduğu kadar çocuklara örnek oluyoruz. Çünkü çocuklarla biz işte İstanbul dışına, yurt dışına maçlara gidiyoruz. Orada gerçekten hani her yaptıkları bir hani bizim değil yaptığımızda bir örnek. Tabii. Orada yeni şeyler görüyorlar, öğreniyorlar, yanlış da yapıyorlar belki. Biz de onlara yanlış yanlış da sert bir şekilde cevap vermeyip biz de düzgünce onların anlayabileceği şekilde anlatıp doğru şekilde şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar derslerin, antrenmanların içine, sonrasına, bu yaptığımız gezilerde veya maçlarda mümkün olduğu kadar bunları koymaya çalışıyoruz. Ben de buna katılıyorum. Herkes başarılı olmak zorunda değil. Tabii. Herkes şampiyon olmak zorunda değil. Ben spora başladım işte 15-20 sene oldu. Hani binlerce kişi görmüşümdür. Yolda yürürken Yıldız abla diyorlar tanımıyorum. Yıldız işte Yıldız hocam diyorlar tanımıyorum ama hep hayatın bir yerinde beraber hani bulunmuşuz. Hani o kadar çok insan gelip geçmiş ama hani bu demek değil ki hepsi hayatını buna verecek, burada şampiyon olacak, böyle bir şey yok. Tabii. Buradan aldıkları dediğiniz gibi işte çocuklara ufacık bir şeyde örnek olabildiysek, destek olabildiysek, davranış, işte kültür anlamında bu bizim için büyük. O değerleri taşıyacaklar. Kesinlikle. Hayatlarında kullanacaklar ve taşıyacaklar yani. Bu çok önemli, çok önemli. Hocam bu sosyal medya ne diyorsun ya? Sosyal medya, ben de çok kullanıyorum sosyal medyayı tabii. Yani bunu şikayet anlamında söylemiyorum da. Çok fazla mı hayatımıza girdi? Kesinlikle. Yani zaten hani sporun aslında çok önemli olduğu burada da devreye giriyor. Hani o bilgisayarın başından, işte internetin başından çocukları kaldırmak, sosyal bir şeyler yaptırmak, fiziksel bir aktivite yaptırmak. Evet. Gerçekten çok zor ama
Eğer böyle giderse ileride çok daha farklı rahatsızlıklar, hastalıklar göreceğiz diye düşünüyorum. Bunda da aileye çok iş düştüğünü düşünüyorum. Belediyelere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Hani belki özel salonlara, hani hep de belediyelere de şey yapmıyorum. Normal bireysel olarak da bunların içine girip çocukları bu anlamda yönlendirmemiz lazım. Ama bu konuda şunu düşünüyorum ben. Belli bir yaştan sonra bunu veremiyoruz. Veremiyoruz yani. Şöyle diyeyim. 10-12 yaşlarına kadar çocuklar aileye bağımlı. Tabii. Birebir aileye bağımlı. Ama 12'den sonra, 13'ten sonra artık arkadaşa dönüyor. Evet, evet. Eğer biz 10-12'lere kadar çocuğa bu işte sosyal faaliyetlerini biz belirlemediysek, arkadaşlarının çevresini, eğitimini, o bilinci veremediysek, ne bileyim, bir okuma alışkanlığı edindirmek, işte ne bileyim, sosyal faaliyetlere götürerek o sosyal kesinlikle spora da olur, bir enstrüman olur, hani bu şeyleri ona katmazsak çocukların sonuçta belli bir yaştan sonra artık arkadaşıyla hareket ediyor ve dediğiniz gibi internet bunların başından kalkıyorum gerçekten bir gençlik harcanıyor diye düşünüyorum. Evet. Hani hem sağlık açısından da büyük problemler yaşayacaklar belki bu şey aslında bunun için evet yani sosyal medyada evet. Bir de bu sınav sistemi. Evet. Çocuklara sürekli bir şu sınava hazırlan. Yarış atı diyoruz. Evet, gerçekten öyle üzülüyorum bazen. Hani şu var, ben mesela bunu çok yaşamışım. Yani birkaç kere yaşadım. Okul birincisi, okulda derece yapan çocuklar. Çocuklar yani okulda derece yapıyordu. İşte lise giriş sınavlarında bütün kaydırma yapmış, stresten yarım saat sınava başlayamamış, o heyecanı, stresle baş edememiş. Evet. Yani eğer biz dediğimiz gibi bu sosyal faaliyetler olmazsa çocukların özgüvenleri gerçekten gelişmiyor. Bu da özel işte ufak bir stres altında karar vermesini, işte hareket etmesini gerçekten engelleyen şeyler. Evet. Bu anlamda o küçük yaşta vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İleride çünkü çok kayıplı adamız. Evet. Zaten biliyorsun şimdi bu Freud'un gelişim kuramında da bu 0-6 yaş şey kadar olan şeylerde aile var. Şimdi ilkokulda şey biraz da ilkokul öğretmeni değil. Evet, öğretmen. Doğru. Öğretmen aile. İşte, aile sürekli yönlendiriyor ama rol model öğretmen. Evet, rol model öğretmene geçiyor. Olsa ortaokulda ben onu diyorum artık aile %50'lere geliyor. Evet. İşte lisede %30'a düşüyor. Üniversitede %20 derken hayatta artık %0'a kadar dediğiniz gibi o dönem verdin. Evet. Tohumlar atıldı. Ama en tehlikeli de işte o orta son lise başı. Evet. En tehlikeli çağ. Zaten gerçekten. Şey diyor Freud'un o gizli dönem, gizli dönem. Evet. 6-12 yaş var ya orası. Evet. Yani gerçekten. Orası tam bir gizliliğe koymuş onu böyle. Latent dönem diye geçen bir dönem var. Evet. İşte adını koymadan yaşadığımız dönemler. Evet. Adını bilmeden. Evet. Evet. Vücutta şeyler var. Fırtına kopuyor ama. Evet. Onu maalesef. Hocam antrenörlere ve sporculara ne tavsiye edeceğiz? Çaktırmadan da 45 dakika konuştuk hocam ya. Ben derim sana. Ben de demiştiniz be. Yavaş başlarım ama ondan sonra konuşurum yani öyle. Sen konuş dükkan bizim. Yani antrenörlere dediğim gibi hani antrenör derken sizin söylediğiniz gibi bu sadece sporcu yetiştirmek, şampiyon yetiştirmek değil. Bu amaç da olmalı ama dediğim gibi hayata insanlar veriyoruz, yetiştiriyoruz. Bunlar önemli olan bazı artı şeyler katabilmek, davranışlar olsun, psikolojik olsun veya işte mental olarak belli şeyleri verebilmemiz lazım. Evet. İleride hayatlarında kullanabilecekleri sorunlarla işte karşılaştıklarında nasıl cevap verebileceklerini, hani o tür ipuçları vermek lazım. Evet. Antrenörlerden bu. Ama ben de şunu söylüyorum mesela, ben de kulübümde yaptırıyorum. Mesela benim de 2-3 tane yanımda çalışan var. Mesela beraber çalıştığım arkadaşlarım. Hani diyorum siz diyorum bu terapiyle ilgilenin. Ben bu terapiyle ben şampiyonu yapayım şu anda. Hani şu an onu bir başarayım sonra buraya da şey yaparım. Yani o şey var. Hani biraz şey davranmak lazım. Maçlarda bazen görüyoruz çok çocuklara çok fazla hakaret, aşağılayıcı kelimeler. Evet. Belki bu bizim hırsımızdan oluyor aslında. Üzülüyoruz belki o kadar çocuk da emek veriyor biz de veriyoruz. Ve maçta çocuk orada ortaya koyamadığı zaman biz de üzülüyoruz, o da üzülüyor aslında ama biz belki biraz daha büyüklüğümüzü kullanarak çocuğun bizim karşımıza ezilmesini ya cevap verememesi kullanarak belki biraz fazla sert davranabiliyoruz aslında ama
hani bunu çok yapmamak lazım diye düşünüyorum. Aslında biraz daha kontrollü. Evet, kontrollü evet. Ama dediğim gibi onu yapsak bile çocuklarım her zaman bizi seviyorlar. Tabii. Baktığında diyorsun tabii ki bu ne kadar sert falan, ben bile bazen kızıyorum. İki dakika sonra çocuk geliyor sarılıyor. Yani böyle bir nesil var aslında. Sporcular için de dediğim gibi bu spor hayatımızda olmalı. Hani şampiyon olmak evet yani önemli bir şey. Ama herkes şampiyon olacak diye bir şey yok. Bu spor sürekli hayatımızda olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bu şampiyon olamıyorsak tamamen bırakalım, bu işi yapmayalım diye düşünmemek lazım. Evet. Her anlamda bu kaliteyi severek yapmak lazım. Ben de şu an mesela spor yapmasam bile hani o tere atmak, o evet. Sosyal ortam, o bile sosyal ortam yani arkadaşlarımla onu yaşamak bile bir artı diye düşünüyorum. Ya bizi rahatlatıyor değil mi? Yani evet, çok rahatlatıyor. Yani ben mesela antrenman yaptığım zaman, mesela ben de çok farklı branşlar yapıyorum işte. Ne bileyim işte snowboard yapıyorum, tenis oynuyorum işte bir takım şey ama o karatedeki keyfi alamıyorum. Evet. Karate bir bütünleştik belki. Orada biraz daha biraz hayhuylar yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz değil mi? İçimizde yani? Var. Değil mi? Şey yaparken bile hani ben mesela tenis, okulda falan tenis oynuyordum mesela. İşte hani derste değil. Hani orada bile sanki böyle hani karateymiş gibi çat forat ekendiler falan böyle. Hocam artık bile sakin ol, yavaş, sakin ol. Bizim belki branş olarak içimizden gelen bir şey. Basketbol oynarken bile dediğiniz gibi farklı bir şeyimiz var, enerji oluşuyor. O dediğiniz gibi var ama bu zevki hiçbir yerde alamıyoruz. Doğru yani. Kesin kesin. Evet, yemek ve yıldız. Yemek yapar mıyız? Makarna çorba. Makarna, iki karbonhidratla başladık. Yani ikisini yapmaya gidiyorum. Daha çok bunları yapıyorum. O yönden söylüyorum. Yani sevdiğin yemekler? İşte makarna çorba. Makarna çorba. En sevdiklerim. Arada şu var sarma. Yaprak sarması da. Yani et sarması takılmaz mı ete? Et. Yani işte yaprak yani zeytinyağlı severim sarmada. Ama eti severim. Diyelim ya etçilim yani. Etçilim. Hani böyle sadece sebzeyle doymam. Onu söyleyeyim. Hani bir sebze yemeği. Onu yerim, severim. Özellikle o yemeklerin suları falan. O sebzeleri de işte onları severim yani. Ama onlar sanki bana hani doyurucu değil de hani yiyorsun ama arkasında doyurucu bir şey. Karbonhidrat gelsin evet, diyorsun değil mi? Evet öyle bir şey var ama tabii şu var. Sporcuyken de ona göre dikkat ederdim. Yaptığım harekete, işlere göre. Tabii karbonhidrat o zamanlar daha önemliydi. Tabii. Ama şimdi dediğim gibi sporu bıraktım. Yine ona göre ayar veriyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum yani. Yapar mıyım? Yapma. Çok dediğim gibi çok maharetli değilim. Fazla vaktim olmalı diyeyim. Belki şimdiden sonra böyle evde vakit geçirirsem falan ama yine... Bundan sonra reçete vereceğiz şimdi 7 yıldız hocaya, onları yapacak. Ama bazen ender olarak yani. Hani böyle bazen bir yerde bir görüyorsun işte ne bileyim işte karnabahardan bir şey yapmış böyle ayrı ayrı. Ay yapsam ben eve gidiyorsun internetten bakıyorsun ama çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Çok giremedim. Ama yine böyle bir şey bir merak var yani. Yani. Arada yani. Zaten. Ama biraz hani sürekli yapar mıyım? Belki zevkli yapabilirim böyle ama Devamlı almayayım. Yani ama tabii hani şu var, şartlar bunu gerekliyor. Tabii. İleride şartları farklı olur. Şu an sağ olsun hani ailem başımda, eve gidiyorum annem sağ olsun yemeğimi hazırlamış. Hani her işim yapılıyor, yemeğim hazır. Hatta ne istersin diye, akşama ne yapayım diye soruluyor, ne seviyorsun diye. Reçete evet. Tavsiyeler de var. Evet, aynen öyle. Olsun. O anlamda çok ihtiyaç duymadığım için çok sevmedim o işleri ama yemek yemeyi severim. Seviyoruz. Evet. Kesinlikle. Hocam böyle bir şampiyonalardan böyle paylaşmak istediğin bir anın var mı? Maçlardan, sporculuk dönemlerinden? Yani hani bu aslında pes etmeyip bırakmamak veya inanmanın önemlerinden biri. Bu, bunu başka yerlerde de anlattım mesela. Ya son ana kadar devam etmek. Bu gerçekten önemli. İlk 2020'de dünya şampiyonu olduğumda da son 3 saniyede dünya şampiyonu oldum. Maalesef. Hani gerçekten güzel. Orada da Ersoy Hocam vardı. Hem milli takım antrenörüydü hem arkamdaydı. Orada Fransız'la ilk dünya şampiyonasıydı. Bir de Fransız 60 kilonun dünya şampiyonu olmuş ilk gün. 60 kiloda. O zaman 53-60 ve 60 vardı. 60 kiloda dünya şampiyonu olmuş Melez. İşte kıvırcık saçlı böyle saçlar bulmuş falan hani böyle tecrübeli, benden büyük tecrübeli bir isim. Hem kilosunda şampiyon olmuş, açık skette de finale kalmış mesela. Onunla karşılaştım. Tabii senin de ilk dünya şampiyonası finali.
Oradan da mesela orada yaşadığım şey çok önemliydi. Maç sürekli berabere geçti. Çok tekmelerini kullanan birisiydi o da. Herkese yani Roma maçları, işte bu maçları vurdu yani maçlarda. Teknikleri özellikle tekmiyordu zaten. Orada mesela bütün maç berabere geçti. Son ana kadar berabere gitti. Son 3-5 saniye kala ikimiz de atak yaptık. Hakemler oraya verdi. Ve hani 5 saniye falan vardı herhalde. O verince bir sıfır yenik duruma düştüm ve hakem hacim ediyor, biz başlıyoruz, duruyoruz, işte başlatıyor, durduruyor. O arada bir adım attım, süreyi bitirdiler. Ve 1-0 yenilmiş oldum. Ondan sonra Ersoy Hocam arkadan itiraz etti. Hayır, olmaz diye, işte 3 saniyesi var diye. Düşün yani, 3 saniye. Dünya şampiyonu 3 saniye için gidip işte itiraz ediyor. İşte itirazlı sonucunda da hakemler baktı, işte karar verdiler. Sonra tamam hadi 3 saniyen var, ne olacak gibisinden. Onun sonucunda da 3 saniyede gittim, 1 puan aldım. Hemen geri kaçtı tabii ve hemen atağa çıktım. Durum 1-1 oldu. O zamanki kurallarda hani senşi yok tabii ki. O zaman da beraberlik durumunda maç uzatmaya gidiyor. Uzatmanın sonucunda ilk puan olan galip oluyordu. Öyleydi. Orada uzatmaya gitti maç ve uzatmada puan aldım ve dünya şampiyonu oldum. Evet. Hani baktığımda bir hani o 3 saniye normalde herkesin işte bitti artık her şey. Evet. Dediği bir süre, 3 saniyede ne yapabilirim diye düşünebileceği bir süre, bir antrenörün üstün işte acaba var mı yok mu deyip veya 3 saniye peşine belki koşmayacağı bir şey ama inancın şey diyeyim hani göstergesi ve son ana kadar devam etmek gerçekten hani benim birebir yaşadığım bir şeydi. Biz şu an sporcularımıza da bunu söylüyoruz. Hani 3 saniye, 1 saniye her şey olabilir. Evet, 1 saniyede bile adam birden arkasını döner atılır maçtan. Hani bunu bilemezsin. Evet. Bir an adım atarsın, ters bir vuruş yapar. Dediğin gibi yine o diskalifiye durumu olabilir. Dışarı çıkabilir. Her an her şey olabilir. O yüzden son ana kadar hiç zaman bırakmamak gerektiğini bir göstergesi diye düşünüyorum. Bunu birebir yaşadım yani. Mesela ben Seren'in son maçlarını izliyorum. Mesela geçenlerde 4 saniyede 7 puan aldı ya. Ya evet. Yani korkunç bir şey bu yani. Çudan maçlar. Çudan beklenen kızdan birden çudanlar çıkıyor. Harika ki yani, her şey var. Kapak kapasite, teknik kapasite. Mükemmel yani. Her yazan, her yer, her şey. Hani ben şimdi söylüyorum mesela, diyorum bak Kiyakon var, Aşıbarayım var, bir de işte Ovezike işte diyorum. Ama Selam'a bakıyorsun, Kiyakoç'u odan var, Çurdan var, Uro Maaşı var, Boğaşı var, Çurdan Maaşı var. Yeri geliyor artıları. Lüt diyor lan çıkıyor. Hani baktığımda gerçekten teknik kapasite çok yüksek. Evet. Harika bir sporcu. Gerçekten öyle. Ve şey benim hoşuma gidiyor mesela şeydir, ben hep onu söylerim. Bir şeyi kafaya koyduğun da uygula. Evet. Deme. Tereddüt etmek. Etme yani. Onu yapıyor. Evet. O aklına gelip vuruyor. Evet. Mesela doğru. Bu sonda ya ona evvelki maçta mesela bir sol kizanma başlığı dedi, olmadı. O olay döndü. 2 saniye sonra bir sefer sağ mavaşı dedi. Olmadı. Bir daha denedi. Ve sambon oldu orada. Japona orada. Evet. Yani o konuda inat etti ve yine nüvesini aldı. Evet. Kazandı. Gerçekten çok iyi yani. Tüm takımımız iyi. İyi maşallah kerim. Maşallah. Dedim ben de biraz bu anlamda şey yapıyorum böyle. Aman nazar değmesin böyle konuşuyoruz falan. Evet. Gerçekten inşallah dediğimiz gibi 8'de 8 olur. Yavaş yavaş bitirelim mi biliyorsun? Evet hocam yani. Sizdeyim ben. Ben size mahcubum dediğim gibi. Size karşı mahcubum. Rica ederim, yok. Artık ne diyorsanız başım üstüne. Yok yok, sen çok yoğunsun, çok yoğunsun. Ben de şimdi benim nazım geçtiği için sana espri yapıyorum her zaman. Şimdi diyor sen bizim kardeşimizsin, sen Türk kardeşim, çok güzel yerlere getiren ender insanlar. Sizlerle birlikte ilk mi takıma girdiğimizde zaten sizlerle birlikteydik. Sizlerin de büyük katkısı var bizim bu sürece gelmemizde. Sağ olasın. Çok sağ olun anlamda. Hepsi bir örnekti yani. Teşekkür ederim. Camiamıza son bir şey söylemek istersen. Ekran senin. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. İyi akşamlar. Böyle çok duygu şey konuşmaları yapamam ama ben camiamı seviyorum. Gerçekten evet. Hani artısı eksisiyle gerçekten sevdiğim bir camia. Her zaman içinde bulunmaktan büyük mutluluk, onur duyduğum bir camia. İnşallah hep de bu caminin içinde olurum. İnşallah. İnşallah. Evet, Türk Kara TV'den bu yılın röportajı bence. Yıldız Aras kardeşimle beraber. İnşallah keyifli bir sohbet olmuştur. Ben çok keyif aldım onunla beraber. Onun enerjisi beni çok motive etti. Her zaman olduğu gibi. Evet, bizi evinize, iş yerinize, dojonuza misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar. Os diyelim bana. Os. Os diyoruz.